Mars. Savaş tanrısının karamsar adaşı uzun zamandır dünyanın çocuklarının kalplerini ve hayallerini süslüyor. Gelecekte robot araçlar yerlerini insanlı seferlere bırakacak. Ancak ilk insan kaşifler sadece kalıcı bir yerleşim yeri için yolu açacak. Bir Mars metropolü için. Bilim adamları ve mühendisler şimdiden geleceğin uzay kolonisinde hayatta kalmak için gerekli olan her şeyi tasarlıyor. Bu başka bir gezegende gezmenin tek yolu. En son teknolojiye rağmen bu yabancı gezegende sürekli olarak yaşamak bitmek bilmez bir hayatta kalma savaşı olurdu. Bizim için ölümcül olan bir çevreyle karşı karşıya olacağız. Bunlar uzayda yaşamanın teknolojileri, tehlikeleri ve mucizeleri. Evren, uzayda yaşam. ...23. yüzyılın başlangıcı ve insanoğlu Mars'ta tam kapsamlı bir koloni oluşturdu. Elbette bu kolay olmadı. Mars'ta bizler istilacıyız. Ve kızgın kızıl gezegen bize savaş açtı. Doğasını, yakıcı radyasyonunu, jilet gibi keskin havasını ve ölümcül toz fırtınalarını kullanarak... ...buradaki hayatın sürekli bir mücadele olmasını sağlıyor. Peki neden uzayda yaşamak için çabalıyoruz ki? Bu cesur öncüler neden güvenli Terra Firma'da bir arada kalamadı? Biz en az iki gezegenlik bir tür olmalıyız. Başka bir deyişle, bütün yumurtalarımızı aynı sepete koymak fazla tehlikeli. Mars bizim en yakın komşumuz. İyisiyle, kötüsüyle sevgili dünyamıza en çok benzeyen gezegen ve en çok imkana sahip olan gezegen. Güneş'e en yakın dördüncü gezegeni, insanların evrendeki ikinci evi için nihai hedef haline getiren sadece 25 saatlik günleri ve benzer mevsim yapısı değil. Mars'ı gelecekteki kolonimiz için kaçış noktamız haline getiren özellikle bir sebep var. Astronotlarımızın başlıca görevlerinden bir tanesi enerji bulmak. Ve ayaklarının altında bir enerji formu bulunuyor, donmuş toprağın içinde. Mars yüzeyinin altında donmuş su bulunuyor. Bu suyu içmek için arıtabiliriz. Ayrıca roket yakıtı üretmek için oksijen ve hidrojeni ayırabiliriz. Ve bu sayede Mars'taki kolonimize enerji sağlayacak yakıt hücreleri yapabiliriz. Koloninin kendisi bir mühendislik mucizesi. Kalıcı bir Mars yerleşkesi oluşturmak için aralarında bir yeraltı habitatının da bulunduğu birkaç senaryo olmasına rağmen... 23. yüzyıl kolonisi için seçilen en tanıdık ve zaman içinde kanıtlanmış olan bu oldu. Kubbeler zorlu çevreler için ideal yapılardır. Örneğin çölde veya özellikle Mars için. Bunun sebebi ise bir kubbenin minimum miktarda yapı ve kütleyle en büyük çevre ve kapalı alanı sağlaması. Ki bu çok önemlidir. Ayrıca oldukça da güçlüdürler. Daha çok bir metropol gibi. Bir merkez üssünün etrafını saran bir dizi daha küçük kubbe, bir tekerleğin parmakları gibi görünüyor. Büyük bir kubbenin merkez plaza, merkez alan, bulunacak yer oluşturması ve etrafının küçük kubbelerle çevrilmiş olması fikrini çok seviyorum. Mars çölünün ortasındaki bu ileri teknoloji, bir kalenin kurulduğu vaha gibi. Kullanacağımız malzemenin soğuğa dayanıklı olması gerekiyor. Aynı zamanda radyasyona da. Mars'ın yüzeyi acımasız güneş ışığı tarafından kavruluyor. Çünkü Mars'ın koruyucu bir ozon tabakası yok. Bazı fiberglass ve plexiglass malzemelerin güçlendirilmesi gerekecek. Kızıl gezegendeki inanılmaz yüke ve yakıcı sıcaklıklara dayanabilecek yapısal güce sahip yapıların elde edilebilmesi için camlar için güçlendirici çubukların yerleştirilmesi gerekir. Kubbe içindeki sıcaklık ve basıncın katı bir biçimde düzenlenmesi gerekir. Eğer fazla sıcak olursa, habitat içindeki genleşen hava basıncı, kubbenin fazla şişirilmiş bir sıcak hava balonu gibi patlamasına sebep olur. Ancak şimdilik kubbe sayıları gittikçe artan öncü dünyalıları koruma görevini yerine getiriyor.
Kubbenin büyük boyutlarına rağmen kolonicilerimiz her sabah belirgin şekilde basit tutulmuş şartlara uyanıyor. Mars'ta hayat oldukça stresli. Yaşam alanları oldukça küçük ve iç karartıcı. Yıllarca bu şekilde yaşadığınızı düşünün. Çok klostrofobik ve dünyaya çok yabancı. Otlardan, ağaçlardan ve gökyüzünden çok uzaktasınız. Ancak bunun karşılığı görülmeye değer. Kızıl bir gökyüzü altında yaşama fırsatı. Mars, Güneş'ten aşağı yukarı 1,5 astronomik birim uzakta. Dünya ise 1 birim uzakta. Yani fazladan bir yarı mesafe uzakta demek. Orası daha karanlık. Ve Mars'taki gökyüzü bu kadar mavi değil, kırmızı. Bunun sebebi her yerde bulunan paslanmış toz ve sürekli esen rüzgarlar. Bu yabancı dünyayı biraz ev gibi hissettirebilmek için yolcularımız yanlarında yapay ekosistemler getirmiş. Ancak bu bitkiler sadece rahatlık sağlamak için orada bulunmuyor tabii. Habitat için kapalı bir ortam yaratmak ve bunu korumak konusunda önemli rol oynuyorlar. Mars'ta yiyecekten daha fazlasını yetiştireceğiz. İhtiyacımız olan oksijeni bitkilerden sağlayacağız. Bitkiler de ihtiyaçları olan karbondioksiti almış olacaklar. İnsanlar ve bitkiler arasında çok güzel bir sinerji oluşacak. Bu simbiyotik ilişki Mars hayatının her yönüne yansıyor. Tıpkı dünyadaki bir akvaryum gibi bütün kaynaklar geri dönüştürülüyor ve hiçbir şey harcanmıyor. Dünyadaki bir akvaryumu düşünün. İçinde balıklar ve büyüyen yosunlar var. Bunu kapatabilseniz çok güzel bir yiyecek ve atık döngüsü elde edebilirsiniz. Ve atıkları yenilenebilir kaynaklara dönüştürebilirsiniz. Karbondioksit ve oksijen de olduğu gibi aynı şekilde besinler de. Balıklar yosunları yiyor ve katı atık atıyorlar. Ve bunlar sudaki bakteriler tarafından parçalanıyor. Ve bunlar da tekrar yosunlar tarafından tüketilen besinlere dönüşüyor. Bir akvaryumun aksine taze deniz suyu, taze hava desteği yapamayacağız. Uzayda yaşayan insanların kendi kendine yeten çevre sanatında uzmanlaşmış olması gerekecek. Ekolojik hayat bütün suyu, bütün havayı geri dönüştüren döngüleri destekliyor. Bunu iyi yaptıkları takdirde bir akvaryumdaki balıklar kadar mutlu olmaları gerekir. Ancak 20. yüzyılda insanların böylesi kapalı bir döngü sisteminde dış dünyadan yalıtılmış olarak ne kadar mutlu olabileceği tam olarak anlaşılamamıştı. Bu konsept Tucson, Arizona'nın dışında çölde Biosfer 2 adındaki bir tesiste test edildi. Başka şeylerle birlikte esas amacı başka bir gezegende kendi kendine yeten bir koloni için deneme yapmaktı. Biosfer 2, çevresel olarak kontrol altında tutulan büyük bir tesis. Tamamen kapalı ve dış çevreden yalıtılmış olabiliyorlar. İç çevre ise tamamen değiştirilebiliyor. Böylece tesisin içinde farklı iklimler ve farklı biyomlar kontrol edilebiliyor. Biosfer 2, 5 farklı ekosistem ya da biyomdan oluşan bir koleksiyon. Her biri dünyanın farklı bir yerinden toplanmış. Aralarında bir çöl, bataklık, bozkır çayırı, bir tropik yağmur ormanı ve hatta minyatür bir okyanus bile var. Bu ilginç proje ilk görevine 1991 yılında başladı. Ancak kısa süre içinde ciddi sorunlarla karşılaşıldı. Bir noktada ekip hatalı kararlar vermeye, hatta rakip cepheler ayrılmaya başladı. Ekibin saldırgan tavrından sorumlu olan şeyin oksijen eksikliği olduğu tespit edilene kadar misyon tehlikeye girmişti. Sorunun kaynağının görünürde önemsiz bir ayrıntı olduğu tespit edildi. Yapının içindeki çimentonun yeterince kurumasına izin verilmemişti. Sonuçta beton yapı bitkilerin yenileyebileceğinden daha fazla oksijen tüketiyordu.
İşte bu solunabilir hava eksikliği 18 bin feet'tekine eşit bir seviyeye ulaştı. Benzer etkileri ölümcül yüksekliklere tırmanan dağcılarda da gözlemleniyor. Sonunda biyosfer 2'ye taze hava takviyesi yapılması gerekti. Gözü pek Mars kolonisi için bu tür bir yardım mümkün değil. Burada çimentonun kurumasını beklememek gibi küçük bir hata ölümcül olabilir. Olası tehlikelerine rağmen kubbenin kapalı alanı Mars'taki en güvenli yer. Ancak bazen kolonicilerin bu rahat alandan ayrılıp dışarı çıkması gerekiyor. Mars'ta güneş doğarken birkaç kolonici günlük araştırma ve bakım görevlerini yerine getirmek için kubbeden ayrılıyor. Kızıl gezegenin boş, paslı düzlüklerini aşıyorlar. Bu görevi etkili bir biçimde tamamlayabilmek için koloni sakinlerinin araziyi yürüyerek geçmeye alternatif bir şeye ihtiyacı var. Mars'a gittiğimiz zaman aslında bu gezegen hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Ve bir yere indiğimiz zaman belki o tek yer hakkında birçok şey öğrenebiliyoruz. Ama bütün gezegen hakkında öğrenemiyoruz. O yüzden uzun mesafelere gidebilecek hareketliliğe sahip olmamız gerekiyor. Apollo Ay görevinde bu amaçla kullanılan jipin üzeri açıktı. Aslında sadece biraz geliştirilmiş bir kum aracıydı o kadar. Ay jipi görevini çok güzel yerine getirdi. İki insan kaşifin etrafta dolaşarak fazla yorulmamasını sağladı. Onun yerine ay yüzeyinde gezinme ve daha geniş bir alanı keşfetme imkanı tanıdı. Ama aynı zamanda bu kısa mesafeli ve kısa süreli bir görev çözümüydü. Ancak Mars'ta keşfedilmesi gereken alan çok daha fazla. Karşınızda Kaan'ı. NASA'nın 21. yüzyıl mühendislerinin zihinlerinden çıkan en gelişmiş model. Altın kaplamalara ve Jules Verne görüntüsüne ek olarak bu uzay kamyonetinin dış uzayda gezme tecrübesini tamamlayan bazı ek özellikleri var. Tekerleklerin her biri 360 derece dönebiliyor. Yani mükemmel bir şekilde yanlamasına, ileri doğru veya herhangi bir yöne doğru sürebiliyoruz. Bu çok yönlülük onun çoğu gezegenler arası araziyi fethedebileceği anlamına geliyor. Uzay kıyafetleri ortadan pek bükülmüyor. O yüzden şehirde araba kullanırken oturuyor olmak mantıklı görünse de burada mantıklı değil. O yüzden bu dik arayüzü yaptık. Burada bulunan halkaya elbiseyi sabitliyorsunuz ve elbisenin bütün ağırlığı bu kule tarafından taşınıyor. Başka bir gezegende gezmenin tek yolu bu. Ancak Mars büyük bir gezegen. Onun uzak bölgelerini araştırmak için koloninin bilim adamlarının daha şık bir biçimde gezebilmesi gerekiyor. Saatlerce rahatsız uzay elbiseleri içinde kalmaktansa tulum giymeyi tercih ediyorlar. Bu da ancak dünyadakine benzer bir atmosfer basıncına sahip bir ortamda bulunduklarında mümkün olabiliyor. Küçük, basınçlı cip işte bu noktada devreye giriyor. Ben bunu bir uzay elbisesi ve bir spor arabanın karışımı olarak adlandırırdım. Sportif bir cip, manevra kabiliyeti çok yüksek. Kaan'ın şasisi aslında küçük, basınçlı bir cipin temelini oluşturuyor. Küçük, basınçlı cipin kabini aşağı yukarı buradan başlar ve arkada bu noktaya kadar uzanır. Ve aracın arkası bir kamyonet gibi açık kalır. Ve böylece istedikleri kadar malzemeyi taşıyabilirler. Aracı geliştirip sahada kullanılacak her türlü ekipmanı ekleyebiliriz. Aracın arka kısmına çeşitli uygulamalar takabiliyoruz. Örneğin buldozer kepçesi ve vinç gibi pratik bir şey. Ya da römork veya başka araçlar. Bu küçük basınç altındaki cip ya da SPR, Apollo cipinden biraz daha büyük ve saatte aşağı yukarı 10 kilometre hıza ulaşabiliyor. SPR, 3 gün ila 2 hafta arası süren ve 800 kilometreyi aşan mesafelerdeki görevlerde kullanılabiliyor.
geliştirilmiş bazı özellikleri onu uzay insanının gözde aracı haline getiriyor. Bu küçük basınçlı cipin dış kısmında bir çift uzay elbisesi var. Aracın basınçlı iç kısmında bulunan yolcular arka taraftaki bir kapaktan elbiselerin içine girebiliyor. Ve 10 dakikadan kısa süre içinde gezegen yüzeyinde dolaşmaya başlayabiliyorlar. NASA Ames Araştırma Merkezi'ne bağlı bir bilim adamı olan Dr. Pascal Lee, Mars için tasarlanan bir aracı öncülük eden başka bir aracı inceliyor. Bir gezi ve macera organizasyonu olan Drive Around the World'un müdürü Nick Baggerley ile işbirliği halinde. Bunun gibi araçlar muhteşemdir. Çünkü bunları analog olarak kullanabiliyorsunuz ve sanki başka bir gezegende geziyormuş gibi yapabiliyorsunuz. Bunları her yere gidebilecekleri şekilde yaptık. Bu araç bir Grönland keşif gezisi ardından da birçok Güney Kutbu keşif gezisi için hazırlanıyor. Burada çok fazla olmasa da Ay ve Mars'ı keşfe çıkmak için ihtiyacınız olacak bütün malzemeleri alacak kadar yer var. Bu araç NASA'daki bilim insanları ve mühendislere Mars'ın keşfinde kullanılacak bir aracın nasıl tasarlanması gerektiği hakkında bir fikir veriyor. Dayanıklı bir biçimde tasarlanmış olan bu aracın benzersiz tekerlekleri var. Paletler bu yol tekerleği setini kullanıyor. Ancak paleti hareket ettiren bu büyük hamster tekeri. Aracın şaftına bağlı olarak dönüyor ve paleti hareket ettirmek için bu kauçuk papucu itiyor. Bunların her biri metreye 50 santim genişliğinde. Yani yola 3200 santimetre kareyle temas ediyor. Her paletin kendi süspansiyon sistemi olduğu için hareket edip üzerinde bulunduğu arazinin kıvrımlarına uyum sağlayabiliyor. Buradaki mekanizmanın tamamı dönebiliyor. Yani eğer bir kayanın üzerine çıkarsanız, palet kayanın altına girip sonra da üstüne tırmanabiliyor. Mars tozlu bir gezegen. Kir, toz ve pislik her şeyin içine giriyor. Özellikle de mekanizmaların kolaylıkla eskiyebileceği hareketli parçaları olan tekerlekli bir araç için geçerli bu. Bunun tehlikesi bir paletin fazla dönmesinde. Arazideyken tamir yapmak zorunda kalmak istemezsiniz. En iyi şartlarda bile yolda araç tamir etmek tehlikelidir. Ancak dış uzayda hiç hata payınız yoktur. Bir arıza yaşarsanız ya da herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yardım çok uzakta. Tabii size ulaşabilirlerse. Eğer o noktada dışarıya çıkamıyorsanız, dışarıda nefes alamıyorsanız ve aracınızdan çıkıp arıza üzerinde çalışamıyorsanız, yaşam destek ünitenizin müsaade ettiği sürece son nefeslerinizi aldığınızın ve bu şekilde öleceğinizin farkına varırsınız. Neyse ki NASA'nın bir acil durum planı var. Bu küçük basınçlı ciplerin güzel avantajlarından bir tanesi, nispeten küçük ve hafif oldukları için iki tane birden görevlendirebilmeniz. Yani bir tür body sistemi gibi ikisini birlikte çalıştırıyoruz. Her bir cipte iki astronotla uzun mesafelere gidiyorlar. Biri bozulacak olursa astronotların dördü birden diğer araca biniyor. Bu kızıl gezegen araçlarının fiyat etiketine gelince. İnsanlar bana bunun fiyatını soruyor. Sadece bir Ferrari'den daha pahalı olduğunu söyleyebiliyorum. Koloniciler sadece Mars yüzeyinde havalı bir biçimde gezmekle kalmıyor. Ayrıca şaşırtıcı derecede bir süper kahramanınkini andıran oldukça teknolojik uzay elbiseleri de giyiyorlar. Mars'taki kolonicilerimiz günlük araştırma görevlerinden biri olarak Güneş sistemimizin en büyük yanardağı olan Olympos Mons'u da inceliyor. Ancak rutin görevleri yerine getirirken bile Mars istenmeyen misafirleri tuzağa düşürüp öldürmek için hazır bekliyor. Dünyalılar için kat kat koruma sürekli bir gereklilik. Kubbenin güvenliğinde olmadıkları zamanlarda koloniciler ciplerinin basınçlı ortamında ya da dar uzay elbiseleri içinde olmalılar.
4 defa uzaya çıktım ve 24 saatten uzun süreyle uzay elbisesinin içinde kaldım. Ve bu elbiselerin yorucu olduğunu söyleyebilirim. Bir tahta gibi sertler ve bir futbol topu kadar basınç altındalar. Çok yoğun bir basınç söz konusu. Elinizi ve eldivenlerinizi her kapattığınızda elbisenin içinde bu basınca karşı çalışıyorsunuz. Ve bu çok yorucu olabiliyor. Elbiseler yüzünden tırnak travması ve başka travmalar yaşayabiliyorsunuz. Bir uzay elbisesi, içinde yer alan hassas insanı uzaydaki sayısız tehlikeye karşı korumalıdır. Elbiselere basınç ve oksijen vererek sıcaklık ve nemi kontrol etmemiz gerekiyor. Bir uzay elbisesi tasarımında bunların hepsinin olması gerekiyor. Bir uzay elbisesi, insan ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda da acımasız uzaya karşı sürekli bir kalkan görevi görmek zorunda. Mars'ın cephaneliğindeki ölümcül silahlardan biri de sıkça görülen mikro meteor yağmurlarıdır. Sürekli yağan mikroskobik meteorların herhangi biri bir elbiseyi rahatlıkla delebilir ve korkunç bir ölüme sebep olabilir. Kat kat neopren ve kevlarla yalıtım yapmak, astronotları bu acımasız gezegendeki tehlikelere karşı korumak açısından çok önemli. Bir yaşam destek ünitesi taşımak, hantal ve giymesi zahmetli bir elbiseyle sonuçlanıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir astronotun bir MMU ya da insanlı hareket edebilir birimi giymesi 3 saat sürebiliyor. Buna astronotun elbise içindeyken soluyacağı saf oksijeni önceden 30 dakika boyunca soluması dahil. MIT'de bilim adamları çizgi romanlardan fırlamışa benzeyen yeni, daha akıcı bir uzay elbisesi tasarlamak için robotlardan faydalanıyor. Uzay elbiselerinin geleceği devinim, hareketlilik ve beceriklilik diye yatıyor. Tamamen farklı bir tasarıma. Günümüzdeki elbiselerde devrim yaratacak bir tasarıma ihtiyacımız var. Yani Mars'ta biyo elbiseyle keşfe çıktığımızda bir ekstrem atlet gibi olacağız. Mars'a keşif için gitmemizin sebebi geçmiş hayatlarla ilgili kanıtları aramamız. Mars'tayken çömelip fosil ve hayat aramamız gerekecek. Yani bir biyo elbisenin tasarımındaki başlıca prensip, astronota maksimum hareket kabiliyeti sağlarken enerji tüketimini minimumda tutmaktır. Bu mekanik bir sistem. Ancak bu telin şekil hatırlayan alaşımdan yapıldığını düşünün. Gördüğünüz gibi bunu çevirdikçe tel içeri geliyor ve beni saran elbiseyi sıkılaştırıyor. Bunun anlamı basıncı doğrudan deriye uyguluyoruz. Buna ikinci ten elbise istememizin sebebi bu. Biyo elbisenin yaşam destek sistemi modüler olduğundan şu anki hantal uzay elbisesinden çok daha rahat. Sert bir göğüs plakası yaşam destek ünitesinin bulunduğu sırt çantasına bağlanıyor. Kask vizörü, güneşin kör edici parlaklığına karşı koruması için günümüzdeki uzay elbiseleri gibi altın rengine boyanmalı. Kaskta ayrıca bir görüntü sistemi ya da HUD bulunacak. Bu, kaşife önemli bilgiler aktaracak. Bizim istediğimiz, astronotun kaskından baktığı zaman göstergeleri görmesi. Fizyolojik göstergeler, nabız, kan basıncı ve bunlara ek olarak ihtiyaçları olan navigasyon bilgileri. Mesela 3 boyutlu bir topografik harita. Tasarımcılar normalde uzay elbiselerinin güvenli ve fonksiyonel olmasıyla ilgileniyor. Ancak biyo elbisenin mucitleri aynı zamanda ürünlerinin estetik olarak hoş görünmesini de istiyordu. Biyo elbisenin gerçekten güzel görüneceğini umuyoruz. Örümcek adam elbisesine benzemesi kasıtlı bir şey değil. Biyo elbise günün birinde Mars kolonisinde görülebilecek fütüristik teknolojilerden sadece biri. Ancak hangi uzay elbisesini giyiyor olursanız olun, Mars'ta gezmek hiçbir zaman kolay olmayacak. Mars'ta koloniciler süper kahramanlar gibi giyiniyor olabilir. Ama onlar gibi güçlü değiller. Bazen bir robotun yardımına ihtiyaçları oluyor. Robonot'a. Robonot bir robot astronot yardımcısı. Bu örnekte gövdesinin alt kısmı her tür araziye uygun bir araç. Bu bizim yorumumuzla eski Yunan mitolojisindeki yarı insan, yarı at.
Robonot projesi, telepresence uygulama sistemi sayesinde insan dehasını mekanik güçle birleştiriyor. Bunu çok gelişmiş bir kukla gibi düşünebilirsiniz. Bir sanal gerçeklik ekipmanını giyiyorsunuz. Ve robotu doğrudan kontrol ediyorsunuz. Sizin hareketleriniz robotun hareketlerine dönüşüyor. Çift ekranlı bir LCD kaskı doğrudan robotun kafasının içindeki iki kameraya bağlı. Ve bu moddayken birçok görevi çok doğal bir şekilde yerine getirebiliyor. Kameralar bir Roma yüzbaşısı zırhı örnek alınarak yapılan bir kaskla korunuyor. Robot ayrıca otonom olarak da çalışabiliyor. Önceden programlanmış görevleri gerçekleştirmek için kendi yapay zekasından faydalanıyor. İnsanların ayak basmaya korktuğu yerlerde yol açacakları için robonotların boyut ve şekli çok önemli. Robonot insanlara insan görevlerini gerçekleştirirken yardım etmek için tasarlandı. Ve bunu sağlamak için insan biçimi en doğal seçimdir. Eğer aynı aletlerle aynı ortamda çalışmak istiyorsanız aşağı yukarı aynı boyutlarda uzuvlara sahip olmanın yardımı dokunuyor. Bir örnek, robonotları koloninin işlemesi için gerekli olan rutin görevler için kullanmak. Robotlara verilebilecek en iyi rol, onlara insanlar için fazla tehlikeli olan görevleri vermek veya robotlar tarafından daha iyi yapılan işleri yaptırmaktır. Ancak robot sadece bir teknisyen değil, onun becerileri misyonunun başarısı için çok önemli. Robotlar için öngördüğümüz bir başka önemli rol ise keşfe gönderilmeleri ve tehlikeli tespitler yapmalarıdır. Daha ayrıntılı incelenmek üzere ilginç bilimsel konuları bulmaları için. Robotlar keşif için çok kullanışlı araçlardır. Tıpkı diğer cipler gibi, robotlar da gücünü güneş ışığından alan lityum iyon pillerle çalışıyor. Bir makineyi şarj etmek basit bir görevken, insan yerleşimcilere enerji sağlamak o kadar da basit değil. Açlık, kolonicilerin üzerinden eksik olmayan bir gölge olacak ve hassas dengeler korunmazsa sonları her zaman yakındır. Gelecekteki korkusuz Mars kolonicileri için en temel ihtiyaçları karşılamak bile büyük zorluk teşkil ediyor. Örneğin en basit ihtiyacı ele alalım. Yiyecek. Dünya yüzeyinden Mars yüzeyine herhangi bir şeyi nakletmenin masrafı yarım kilo için 140 bin dolar. Bu yiyecek olabilir, su olabilir, hatta hava bile olabilir. Birkaç ton önceden paketlenmiş yiyeceği nakletmenin büyük bedeli göz önüne alındığında her Marslı öncü aynı zamanda biraz daha çiftçi olmalı. O zaman bile Mars'ta bitki yetiştirmek, toprağa tohum atıp sulamak gibi basit bir işlem değil. Mars toprağı veya regolit tutarsız bir kaynaktır. Çok küçük miktardaki zehirli madde hasadı anında yok edebilir ve koloniyi de lanetleyebilir. Dünya bitkilerini yetiştirmek için Mars toprağına güvenilemez. Dünyada bitki yetiştirmenin birkaç farklı yöntemi var. Onları dışarıda, açık arazide yetiştiriyoruz. Ayrıca serada da yetiştiriyoruz. Dünyadaki seralar buna benzer. Yeryüzeyinde bulunurlar ve doğal güneş ışınlarından faydalanırlar. Ve meteor ya da uzaydan gelen yakıcı radyasyon tehlikesi olmadan bütün yıl boyunca çalışırlar. Mars'taki sera kontrollü bir büyüme odasıdır. Bitkilerin büyümek için ihtiyaç duyduğu 5 önemli faktörü sağlayan bir ortam. Işığa ihtiyaçları var, ısıya ihtiyaçları var, suya ihtiyaçları var, besin maddelerine ihtiyaçları var ve atmosfere de, karbondioksit ve oksijen. Habitattaki bir büyütme odasıyla yıl boyunca yiyecek yetiştirebilirsiniz. Büyük oranda hidroponik olarak yetiştiriliyorlar. Bu terimin birebir karşılığı su kültürüdür. Hidroponik olarak yetiştirilen bitkiler toprak olmadan yetişiyor ve besin maddelerini sudan alıyorlar. Ancak bitkilerin büyümek için ışığa ve alana ihtiyacı var. Ama alan çok değerli.
Araştırmacılar bir uzay çiftliğinin kısıtlı alanındaki bu ihtiyacı soğuk, ışık veren diyotlar ya da ledler kullanarak karşılamaya çalıştı. Bu ledler spektrumun renklerini kullanarak bitkilerin büyümesini sağlıyor. Mars'ın güneş ışığı tek amaçları oksijen üretmek olan bitkiler için uygun olsa da bu tür büyütme odaları koloniye yiyecek de sağlamalı. Kolonicilere sıkıntı yaratan bir başka konu daha var. Dünyadaki bitkilerin böcekler tarafından polenleniyor olması. Uzaya giderken yanlarında böcek mi götürecekler? Aslında arılar için dünyada bulunmayan şartlar altında yönlerini bulmaları çok zor. Çünkü yönlerini bulmak için güneşin mor ötesi ışıklarını ve birçok başka ipucunu kullanıyorlar. Ve Mars'ta veya bir uzay kolonisinde bu ipuçları olmayacaktır. Küçük bir buluş mucizeler yaratıyor. Yapay arı görevi gören titreşimli çubuklarımız var veya hava hareketlerini kullanıyoruz. Örneğin polenleri yelpaze ile bir çiçekten diğerine uçuruyoruz. Ancak biz astronotların ya da başka bir gezegendeki kolonicilerin bitkilerle ilgilenmekten keyif alacağını düşünüyoruz. Bitki yetiştirme konusunda Mars'ta bulunmayan çok önemli bir faktör daha var. Ve bu teknolojinin bile çözemeyeceği bir şey. Mars'ta dünyadakinin sadece 8'de 3'ü kadar yer çekimi var. Yani bitkiler üzerinde daha az çekim olacak. Dünyada yer çekimi suyu bitkilerin köklerinden uzağa çekiyor. Bu sayede oksijen almalarına izin veriyor. Azalan yer çekimiyle su etkili bir biçimde akamayacak ve köklerin suda boğulmasını, besin maddeleri ya da hava almasını engellemiş olacak. Daha az büyüme eğilimi göstereceklerdir. Peki bu uzay çiftçileri tam olarak ne tür yiyecekler yetiştiriyor? Patates ve kıvırcık bunlardan bazıları. Bu malzemeleri kullanarak tipik bir Mars menüsü böyle görünüyor. Kahvaltıda çırpılmış yumurta ve kızarmış patates. Öğle yemeğinde soya fasulyesi ya da mantarlı sandviç, yanında çilek. Akşam yemeğinde soslu makarna ve salata. Tatlı olarak da tatlı patates turtası. Bu tamamen vejeteryan bir rejim. Yani ekipteki etoburların şansı yok. Çeşitli hayvan kaynaklarından et üretmeniz mümkün olsa da bence astronotlar hayvanlara fazlasıyla bağlanacağı için onları yetiştirdikten sonra onları yemek istemeyecektir. Rutin gündelik işler bile süper insan gayreti gerektirdiği için ekibi sağlıklı ve güçlü tutmak çok önemli. Örneğin Mars ufkunun hemen ardında yatan gezegenler arası bir hazineyi toplarken. Mars'a bu uzun vadeli keşif gezisinin masrafları astronomik miktarda. Ancak bunun en büyük ödülü Mars'ın hemen ötesinde yatıyor olabilir. Had safhada değerli kaynakların bulunduğu el değmemiş bir alan var. Tam anlamıyla kızıl gezegenin üstünde uçuyor. Gezegendeki en büyük meteor kaynağı asteroid kuşağından geliyor. Ve bunların aşağı yukarı %85'inin silikondan oluştuğunu tespit ettik. Dünya yüzeyine oldukça benzer. Ama aynı zamanda %5 kadarı da demir içeriyor. Bu demiri kullanarak çelik üretebiliriz. Yapılar ve binalar yapabiliriz. Hatta bir medeniyet kurabiliriz. Bu pekala mümkün. Asteroidleri toplamak bir Mars ileri karakolunu oluşturmak ve genişletmek sürecini hafifletir. Yeni tesisler ve uzay araçları yapmak ve var olanları korumak için asteroid kuşağından elde edilen ve işlenen ham cevherler kullanılıyor. Asteroid kuşağından elde edilen mineralleri dünyaya taşımak yazık olur. Asteroid kuşağındaki madenleri Mars için malzeme üretmekte kullanmak çok daha akıllıca olur. Ancak bu uzay kayalarını öğütmek için başka bir neden daha var. Eritildiği takdirde bir kilometrelik bir asteroitten tahmini olarak dünyanın bir yıllık çelik üretimi
dünyanın 10 yıllık altın ve gümüş üretimini, dünyanın 1000 yıllık platin grubu element üretimini elde edebilirsiniz. Eğer ana hedefiniz buysa, zenginlikler orada yatıyor. Aşağı yukarı 1 kilometre çapındaki bir asteroid, yaklaşık 2 milyar tonluk bir kütleye sahiptir. Bu ağırlık 20 bin adet Nimitz sınıfı uçak gemisine denktir. Bu boyutlarda bir asteroid, 150 milyar dolar değerinde nikel, kobalt ve platin içerebilir. Üstelik bu sadece küçük bir asteroid. Bazı devasa kayalar gerçek bir gezegen boyutlarına ulaşabiliyor. Bir asteroitten maden çıkarmak daha önce yapmadığımız bir şey. Ancak muhtemelen asteroit toprağını kazmanın yolları vardır. Bunun çok zor olacağını düşünmüyorum. Bunun bir yolu lazer ışınları. Asteroiti kesecek lazer ışınları yapmak için ileri teknolojiden faydalanabiliriz. Ancak megatonluk bir kayanın içini uzayın havasız boşluğunda boşaltmak kolay bir görev değil. Asteroid kuşağındaki radyasyon oldukça yıkıcı. Özellikle de Jüpiter'in kendisi çok büyük oranda radyasyon yaydığı için. Bu da bir asteroid kuşağının yüzeyinde yaşayan madencilerin yer altında asteroidin içinde yaşamak zorunda olacağı anlamına geliyor. Asteroidin içinde yaşayarak güneşten gelen radyasyondan, Jüpiter'den gelen radyasyondan, uzaydan gelen radyasyondan bir derece korunmuş olurlar. Bu belki de demir adamlara devredilmesi gereken bir görev. Asteroid kuşağı o kadar uzakta olduğu için belki de 500 milyon kilometre uzakta. Robot kullanmak zorunda kalabiliriz. Robotlar nispeten ucuz olacaktır. Yaşam desteğine ihtiyaç hissetmiyorlar ve geri gelmek zorunda değiller. İlk gezegenler arası koloni için humanoid robotların astronot ortakları ile birlikte çalışması, riski azaltmanın, hayatta kalma oranını artırmanın tek yolu olabilir. Mars'ta hayat, her açıdan olabilecek en tehlikeli macera olacaktır. Sabah uyanıyorsunuz, fazladan bir saat uyumuşsunuz. Yarı oranda yer çekimi olduğu için yatak kayışlarınızı çözüyorsunuz. Sonra dışarı çıkmak için giyiniyorsunuz. Çünkü hayatı mümkün kılan robotların bakımını yapmanız gerekiyor. Ve eve dönerken bir uçurum kenarında duruyorsunuz. Ve vadinin üzerinden kanyonlara bakıyorsunuz. Başınızı kaldırıp parıldayan yıldızlarla bezenmiş Mars'ın gökyüzüne bakıyorsunuz. Mars'ın yüzeyini keşfetmek muhteşem bir macera olacaktır. İnanılmaz güzellikte manzaralar var. Bazıları bize tamamen yabancı. Her yöne doğru keşfedilmesi gereken binlerce kilometrelik bir alan var. Bilim insanları için muhteşem bir harikalar dünyası olacak. Mars'ta işleyen bir koloni ile ilgili bu manzara şimdilik 21. yüzyılın en iyi bilimiyle oluşturulmuş bir kurgu. Ancak büyük bir ihtimalle günün birinde yabancı topraklara kurulmuş kubbe şehirlerde uzaylı komşularımız küçük yeşil adamlar değil, yine bizler olacağız.